ABD'de Kongre binasına yapılan baskın özellikle Elazığlıları oldukça endişelendirdi. Elazığ Belediye Başkanı Şerif Oğulları, Kongre işgali sırasında yaptığı paylaşımda "Endişeliyiz, vişne çürüğü mermerimize bir şey olur" diye notunu düşmüştü. Kürsünün arkasındaki mermerin Elazığ'dan gittiği ortaya çıktı. Elazığlılar, ABD'de Kongre binasına yapılan baskını çok yakından ama bambaşka bir endişeyle takip etti. Elazığ Belediye Başkanı Şerif Oğulları, Kongre işgali olurken yaptığı paylaşımda "Endişeliyiz, vişne çürüğü mermerimize bir şey olur" diye notunu düşmüştü. Kürsünün arkasındaki mermerin Elazığ'dan gittiği ortaya çıktı. Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan'ın bugünkü yazısı şöyle: "Kongrenin basıldığı tarihi gecede Elazığlılar da en az Amerikalılar kadar dehşete düştü. Ancak onların endişesi demokrasi değil, Kongreyi süsleyen mermerlerdi. Zira ABD Kongresi Elazığ ünlü vişne çürüğü mermerleriyle kaplıydı. Gakkoşların bu kaygısını, göstericiler etrafı birbirine katıp kürsüyü söktüğü sıralarda Elazığ Belediye Başkanı Şerif Oğulları, "Endişeliyiz, vişne çürüğü mermerimize bir şey olur" diye tweetiyle dile getirdi. ABD Kongresi'nde gece baskınıyla yaşananlar, demokrasiye gönülden inananları dehşete düşürürken, dünyanın her yerinden "Endişeliyiz" mesajları yayınlandı. Ülkeler, liderlikler düzeyinde baskını kınadıklarını açıklarken, Elazığ'dan gelen bir ses ilgimizi çekti. Elazığ'ın AK Partili Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da ABD'de yaşananlardan duyduğu endişeyi dile getirirken, Twitter hesabından kongre salonunu basan çapulcuların fotoğrafını paylaştı ve "Endişeliyiz, vişne çürüğü mermerimize bir şey olur" diye sözleriyle not düştü. Başkanın endişesini anlamak birkaç dakikamızı aldı. Biraz dikkatli bakınca, ABD Kongre salonunda başkanlık kürsünün arkasında sadece Elazığ'la Alacakaya ilçesinde çıkan vişne rengi damarlı mermerler dikkatimizi çekti. Kongre salonunun başkanlık kürsüsünü süsleyen mermerlerin Elazığ'dan gitmiş olduğunu, baskına katılanların her yeri kırıp dökerken, mermerlere de zarar verebileceği endişesinin kastedildiğini anladık. 60 ülkeye ihraç ediliyor. Sonra biraz araştırınca, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinden çıkan ve 60 ülkeye ihraç edilen vişne çürüğü mermerinin ABD'de hem Beyaz Saray hem de parlamentoda kullanıldığına ilişkin haberler yapıldığını gördük. Bu ton ve renkteki mermerin başka hiçbir yerde üretilmediğine ilişkin açıklamalar arşivleri süslüyor. Hatta, Türkiye'nin mermer rezervinin %7'sini elinde bulunduran Elazığ'ın dünyada vişne çürüğü mermeri ile tanındığı belirtiliyor. Şimdilik demokrasi de mermer de kurtuldu başkanın biraz da espriyle yaptığı bu paylaşım, Elazığ'da bayağı yankı buldu. "Elazığ mermeri değil o, Alacakaya mermeri" diye düzeltenlerden tutun da, "Başkan mermer yerine önce Elazığ sporu kurtar, biz de Elazığ spor için endişeliyiz" diyenleri mi ararsınız? Şimdilik, hem ABD demokrasisi hem de Elazığ vişne çürüğü mermeri kurtuldu. Elazığ'da çıkıyor, dünyayı süslüyor, dünyada nadir bulunan, Türkiye'de de sadece Elazığ'da çıkarılan vişne çürüğü mermeri, 60 ülkede seçkin mekanları süslüyor. Beyaz Saray, Burç Halife, Victoria's Secret'ın dünya çapındaki mağazaları, Dolce ve Gabbana moda evlerinin Güney Afrika'daki mağazaları gibi birçok prestijli mekanda vişne çürüğü mermeri kullanılmış. Alacakaya Mermer ve Maden A.Ş. Hammadde Üretim Müdürü Abidin Gümüş, AA'ya bu özel Elazığ mermeriyle ilgili şu bilgileri veriyor: İtalya'da REZERVTÜKENINCE, 1984'ten beri üretimi yapılan vişne mermeri dünyaya sadece Elazığ'dan ihraç ediliyor. Elazığ mermeri çıkarıldığı ilk yıllarda İtalyan bir firma aracılığıyla Beyaz Saray, ardından da Kabe'ye yakın Safa ve Merve tepeleri arasındaki mekanlarda kullanılmasıyla dünya çapında prestij kazandı. Bu mermer, albenisi ile dünyanın seçkin mekanları için tercih edilen özellikli ürünler arasında. Yıllar önce İtalya'da Rosso Levanto adıyla üretilen ve vişne mermeriyle az da olsa benzerlik gösteren mermerin rezervinin tükenmesiyle vişne çürüğü mermeri dünyada tek olma özelliğini kazandı. Mermerin dört kıtadan aralarında Suudi Arabistan, ABD, İtalya, İspanya, Fransa, Rusya ve Almanya'nın olduğu 60 ülkeye ihraç edildiğini anlatan Gümüş, Çin'in en büyük ithalatçı konumunda olduğu ve yıllık üretimlerinin %80'ini Çin'e ihraç ettikleri bilgisini de verdi. En çok Çin'e ihraç ediliyor vişne çürüğü mermerinin yıllık blok üretim kapasitesi 20 bin metreküp civarı.
civarında, potansiyel rezervin ise 1 milyon metreküp olduğu düşünülüyor. En büyük ithalatçısı ise Çin. Zamanında haberin yeni adresi.